Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Haberaks TV ekranlarında yayınlanan Burcu Düzgün Çoban'ın sunduğu Haberin Sesi programına katılarak taşeron işçilerle ilgili gündeme gelen gelişmeyi değerlendirdi. Taşeron kardeşlerim bu konuda endişeli ve meraklı bir bekleyiş içinde. Maalesef onlara müjdeli bir haber veremeyeceğim. Çünkü hep beraber, bakın daha bir hafta önce erken konuşuyorum. Ama şunu bilsinler ki zaten hükümet bunu bu zamana kadar resmen salladı. Yani işte yoğun çalışmalar devam ediyor. Bu kelimeyi ederken bile insan utanır. Yani ne demek yoğun çalışmalar devam ediyor? Buna bir karar alırsın, getirirsin meclise, onaylanır. Bu zamana kadar bu bir oyalama taktiğiydi. Şimdi artık zaman sıkıştı. Mecburen getirdiler. Ama bunu herkes, bütün taşeron kardeşlerim ve sizler basın olarak da izleyin. Bunun içinde yani Rus matruşkası gibi oyun içinde oyun olduğunu göreceksiniz. Tekin, taşeron sorunu yaşayan işçilerin süreci endişe ve merakla takip ettiğini ifade ederek maalesef onlara müjdeli bir haber veremeyeceğim dedi. Taşerona beklenen kadro, insanların beklediği iş güvencesi. Şimdi iş güvencesi gelmeyecek. En önemli olay bu. Peki ne gelecek onun yerine? İşte kamuda değerlendirme, kamu elemanı olarak öngörülmesi gibi kelimelerle kamu personeli niteliği verilecek. Bu işte bir yıl sonra faraza, atıyorum 6 ay sonra değerlendirilir. Her yıl tekrardan sözleşme imzalanır veya bunlara sözleşmeli işçi veya sözleşmeli memur gibi bir takım isimler ve sıfatlar takılarak o kamu personeli diye niteledikleri bu taşeron kardeşlerimiz sürekli iktidarın elinde ve iktidarın sopası onların enselerinde olacak. Şimdi aslında daha büyük bir tehlike de onlar, taşeronlar taşeronluktan bir gün gelip vazgeçecekler zaten de. Eğer ki 2019 yılında başkanlık sistemine geçilir ise mevcuttaki kadrolu işçiler ile 657'ye tabi memurlar da yandım keten elba şarkısını söyleyecek. Çünkü onlar da her yıl 657 de kalkacak, kadrolu işçilik de kalkacak, kadro güvencesi de kalkacak.